Zeytinburnu semt pazarlarından salı pazarındayız. Covid-19 gölgesinde yaklaşık neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz. Semt pazarlarında sıkıntılı bir süreç var. Valilik kararıyla yeni bir aşamaya geçildi. Artık HES kod uygulaması yapıyorsunuz başkanım. Kısaca bize yeni aşamada pazarda neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Pazarda Zeytinburnu Belediye'miz dahil, belediye başkanımızdan buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onun Covid-19 baştan doğru tekbirleri elden bırakmadık. 3 metre mesafeleri, hijyeni, mesafeyi, maskeyi hiçbir zaman Zeytinburnu Belediye'miz bırakmadı. Zabıta müdürümüz Murit Bakırtaş'a teşekkür ediyorum. Memur arkadaşlar akşamı pazarda valimizin verdiği emire göre şu an HES kodu uygulaması yapıyoruz. Her gün HES kodu uygulaması var. Bir de vatandaşımızı pazara erken çekmek için sabah fiyatlarında indirime başlattık. Saat 9'dan 2'ye kadar erken çıkan vatandaşımız indirim alacak. 2'den sonra fiyatlar değişecek. Şu an Zeytinburnu Belediye'miz hiçbir müsaade etmeden hiçbir şeye, sigaraya, şu an sigara yasa da geldi biliyorsunuz pazarda. Sigara, maske, mesafe. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani şu an hiçbir sıkıntımız yok. Zeytinburnu'nda devam ediyoruz yani. Hiç aksatmadık. Başladı yani. Tekbirleri elden bırakmadı başkanımız. Her günde, haftada bir gün pazarda. Esnafımız yar ediyor, halkımız yar ediyor, belediye başkanımız. Başkanıma buradan ben teşekkür ederim. HES kod uygulaması pazar girişinde mi yapılıyor? HES kod uygulaması esnafımıza yapılıyor. Vatandaşa değil, esnafımıza, çalışanlarımıza hastalık var mı yok mu geçirmiş mi diye. Geçirenden biri de benim. HES kodunda çıkıyor yani vatandaşın karantinada olmadı mı, olduğu zaman olmadı mı ama şu an çok şükür bir esnafımıza çıkmadı. Hamdolsun iyiyiz yani. Zeytinburnu olaraktan gerçekten iyiyiz yani. 39 ilçenin en tekbirli, en el tekbirlerden bırakmayan bir Zeytinburnu şu an. Ben buradan yine de başkanıma, ekibine, memur arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum yani. Başkanım siz söylediniz, Covid geçirdiğinizi söylediniz. Aslında damdan düşenlerden en iyi damdan düşen anlar. Neler yaşadınız? Kısaca bize bahsedebilir misiniz? Covid-19 yakalandım. Ben yakalandım, 14 gün karantinada kaldım. Diyorum ki Rabbim düşmanımın başına vermesin. Yani Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey, çok kötü bir şey. Yani bir ben bilirim, bir Allah bilir, yaşayan bilir yani. O yüzden tekbir elden bırakmayalım, maskeyi, mesafeyi lütfen rica ediyorum yani. Kim olursa olsun, yani yalvarırım gerçekten esnafımıza da, pazarda müşterimize de çok acı bir şey yani. Ben 14 gün çektiğimi Allah bilir, başkası bilemez yani. O yüzden tüm Zeytinburnu halkına, tüm İstanbul'a yani dünyaya söylemek istiyorum bunu. Gerçekten tekbir elden bırakmayalım. Verilen kararlara, verilen emirlere uyalım lütfen. Hep beraber atlatalım bu virüsten kurtulalım. Yoksa işimiz iyi değil. Sokağa çıkma yasağı gelebilir. Gerçekten yani ihtiyacı da var şu an yani bu durumda. Bu pozisyonda ihtiyacı da var sokağa çıkma yasağının. O yüzden valimizin, bakanlığımızın verdiği karara uyalım. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım, siz Covid'i geçirdiniz. 14 gün karantinada kaldınız. Esnafın, pazarcı esnafının kurallara uyması nasıl? Covid'e yakalanma oranı hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii bizim esnafımız şöyle, Covid-19 yakalanmasının esnaf olarak %80. Yani ama halkımız, vatandaşımıza satış yapıyoruz, poşet uzatıyoruz.
bizim sağlığımız vatandaşın sağlığı yani. Bizim önce halkımızı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü akşama kadar poşet verip para alıp veriyoruz. En bulaşması gereken biziz. Ama bizde neden az bulaşıyor? Şu konuda bunu da söyleyeyim. Akşama kadar işte elimizde yıkanmadan yemek yediğimiz için vücudumuz biraz mikroba alışkın olduğu yüzden pazarcıya pek bulaşmıyor ama vatandaş hemen bulaşıyor. Çabuk bulaşıyor yani. Sizde bulaşma oranı az değil mi? Tabii esnaf. Bizde az. Esnaf olarak bizde bulaşma oranı az. Yani şu an Zeytinburnu'nda 5 tane esnafımız var. Yani ben dahil şu an 4 kişi olduk. Pazarcı olaraktan. Zeytinburnu'nda 5 tane belgeli esnafımız var. Belgeli çalışanımız hariç. Çalışanla beraber 2-3 bin kişi yapıyor. Şu an 4 kişi yakalandık. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki başkanım, fiyatlarla ilgili fiyat indirimine gittiniz sabahlar, akşam yoğunluğunu azaltmak için, sabaha çekmek için halkı. Ne kadar bir indirim yapıyorsunuz? Yani biz şimdi diyelim halden mandalinayı kaç lira aldık? 3 lira aldık, 3,5 lira yapıyoruz yani. Sabah 9'dan 2'ye kadar ama. 2'den sonra 4 lira. Yani halkımızı sadece akşam yoğununa bırakmamak için yani. Akşam ucuz oluyor diye vatandaşımız akşam çıkıyor. Yani yığıma yapıyor, saat 6'dan sonra çıkıyor. Ama ne yapıyoruz halkımızı? Bir haftadır. Dediğimiz gibi başkanımızın da belediye başkanımız gerçekten bir haftadır pazarda çıkmıyor yani. Kaymakamımız öyle. Yani kaymakamımızı unutmayalım. Ona da teşekkür ediyorum. O da geldi, denetledi esnafımızı, pazar halkımızı denetlediler. Şu an sabah erken gelen 9'dan 2'ye kadar indirim alacaklar. Yani akşamki fiyatı sabah alacaklar şu an. Devam ediyoruz yani. Ben bundan da herkese, her ilçeye yani, tek Zeytinburnu'na değil 39 ilçeye İstanbul'da yapmasını istiyorum. Uygulamasını istiyorum yani. Pazarcılar Dernek Başkanı olarak Zeytinburnu'ndan bir vatandaş çıktı. Pazara gelecek alışveriş için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Maske, mesafe dikkat etmesi gerekiyor. Seçmeyi kaldırdık biz. Marketlerde seçim var. Vatandaşımız diyor ki market seçtiriyor, siz niye seçtirmiyorsunuz? Biz pazarcıyız. Biz halkımızın sağlığını düşünmek zorundayız. O yüzden seçmeyi kaldırdık. Vatandaşımıza en güzel şekilde hizmet etmeye hazırız yani. Vatandaşımızı da erkenden pazara bekliyoruz. Akşam beklemesinler. Seçim yapmak yok. Seçim yok. Şu an kesinlikle pazarda el sürmek. Yani vatandaş istediği yerden veririz ama seçmek yasak şu an. Ama halkımız şikayetçi, biz halkımızın sağlığı için yani bunu yapıyoruz. Belediyemiz emir verdi bize, biz emire uyuyoruz. Halkımıza en şekilde en güzelini vermeye çalışıyoruz. En güzel tazesini biz de. Şimdi vatandaşımız bana yazıyor mesela, başkanım işte balık sabahtan 20 lira, akşam niye 5 lira? Biz balığı öbür güne taşıyamayız yani. Bugün bedava verip bitirmemiz lazım. Yüzde günlüktür yani. Sebze, meyve, kuru gıda, yufkası, her şeyi bizde pazarda günlüktür. Akşam biter, ertesi gün yenisini getiririz, tazesini. O yüzden ben buradan Zeytinburnu halkına, bana yazanlar var. Onlara teşekkür ediyorum. Beni uyandırıyor. Ben de takip ediyorum. Ama balık başka bir şeye benzemez. Yarına kalmaz. Akşam bedavada dağıtırız. Zarar ederiz ama günlük bitirmemiz lazım. Çünkü günlük bir şey. O yüzden ben Zeytinburnu halkına teşekkür ediyorum. Bizi uyandırıyorlar. Bizi tanıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. O yüzden ben de halkımı erken bekliyorum pazara. Lütfen rica ediyorum. Erken çıksınlar. Şikayetleri varsa bizim telefonlarımız her zaman mevcuttur. Belediyemiz zaten ilgileniyor. En ufak bir şikayette. Gerçekten Zeytinburnu belediyesi, duyarlı belediye şu an 39 ilçede yok yani. Bunu samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanıma, zabıta müdürüme, zabıta kardeşime buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Onlara saygılarımı sunuyorum. Pazarcılık çok zor bir meslek. Normalde sabah erken saatte kalkıyorsunuz, haleye gidiyorsunuz, seçip en güzel ürünü tezgaha getirme gayretindesiniz. Bunun üzerine bir de pandemi geldi. İyice zorlaştı. Pazarcı esnafı pandemi süresince neler yapıyor? Pazarcı esnafı pandemi sürecinde ne yapıyor? Pazarcı esnafı, pazarcık gerçekten zor bir meslek. Ama severek yapıyoruz, işimiz bu. Başka bir işimiz yok. Sabah gece 12, birde hale giden sebze meyve almak için 12'de hale gidenler bayram başına gidip sabah gelip tezgahını açıyorlar düzgün bir şekilde. Vatandaşına hizmet etmek için, tadesini en güzelini getirmek için. Gerçekten söylüyorum bunu yani. İşten söylüyorum. Zeytinburnu Belediyesi'nden, Zeytinburnu pazarcı esnafı olaraktan yani en güzeli, en şekilde halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Gerçekten zor bir meslek. Yani akşam 10'da 9'da eve zor gidiyoruz. Gece 12 1'de haldeyiz. Bayrambaşı'da öbür gün akşam 9-10'da evdeyiz. Yani ona göre vatandaşımız, halkımız değerlendirsin. Yani bizim zorluğumuzu, bizim neler çektiğimizi, kışın soğuk, kar tipi, yazında sıcak çadırlar, laylon tepemize iniyor. O yüzden bize bir hak versinler. Gerçekten bizden tabii şikayetçi olan da vardır ama ben onlara da saygı duyuyorum. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şikayetleri gidermeye çalışıyoruz. O yüzden biz halkımıza pazarlara çıkmasını davet ediyorum. Her zaman tadesini, her zaman en ucuzunu pazarda 20 lira da olsa 20 liralık mal alabilir. Ama bir markete gittiği zaman bunun mümkün yok. Diye kasada ne çıkacağını bilemez. Ama pazarımızda 3 lira alır, 1 kilo alır, yarım kilo alır. Evinin ihtiyacını görür. Biz buradan çok gariban vatandaşımızın tezgah altından sebze meyve toplayıp da evine, çocuğuna, çoluğuna aş pişirdiğini biliyoruz. Biz elimizden geleni de yapıyoruz. O yüzden ben halkımızı, Zeytinburnu halkını pazarlara bekliyorum. Tüm İstanbul halkını. Ben pazarlarla ilgili haber yaptığımda
bana en çok yazılanlardan bir tanesi. Şimdi seçme de kaldırıldı Covid'den dolayı. Gerçekten tezgahın önünde farklı, arkasında farklı ürün mü vardı? Kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece biz ne yapıyoruz? Tezgahımızın işte gördüğünüz gibi önünü süslüyoruz böyle ama aynısı yani. Bunu silerek yaptığımız için bu arkada aynı mal bizde kesin de olmaz. Yani mümkün yok. Öyle bir vatandaşımız varsa da ben söylemişim zaten. Facebook'ta yazdım, WhatsApp'ta paylaştım. Beni arayabilir, hangi tezgah yaptığını ben bana dedim gösterin, ben gideceğim, gereğini yapacağım diye. Çünkü bizim belediyemiz müsaade etmiyor bu işlere. Gerçekten Zeytinburnu Belediyesi kesinlikle müsaade etmiyor. Hangi tezgah olursa olsun, eksik verdiğinde, kötü mal verdiğinde belediyemiz hemen tepesinde. Kesinlikle müsaade etmiyorlar. O yüzden kimse tereddüt etmesin yani. Yani gözünü kapatarak pazarımıza gelsinler. Lütfen rica ediyorum. Zeytinburnu, halkı Zeytinburnu pazarına gelsin. Hem esnafını görsün, hem sebze meyvenin tazeliğini, en güzelini görsünler. O zaman takdir etsinler. Ben saygılarımı sunuyorum. Başkanım son olarak neler söylemek istiyorsun? Ben son olarak neler söyleyeyim? Rabbim bizi inşallah bu hastalıktan bir önce kurtarsın. Ama tabii tekbir elden bırakmamak şartıyla. Çünkü valiliğin verdiği, Sağlık Bakanımızın gerçekten her akşam adamı yalvardığına göre. Yani biz birbirimize sahip çıkarsak bu Covid'den bir önce kurtuluruz. Yoksa bunun biteceği yok. Gittikçe de yükseliyor, vakalar yükseliyor. Ama nedir? Bakıyorum adam maske indiriyor, sigara içiyor. Yasak sigara şu an. İçmeyelim yani, ne olur ya. Ölmeyiz yani. Ama öbür türlü öleceğiz yani. Kesin öleceğiz yani. Diyorum bak, ben yaşadım, ben geçirdim. Allah düşmanımın başına vermesin. Kimseye vermesin bu hastalığı. Çok acı bir şey yani. Ya 14 gün çektim, ben bilirim, bir de Allah bilir. O yüzden diyorum lütfen tek bir elden bırakmayalım. Bir an önce bu sağlığımıza kavuşalım, şu maskeleri atalım. Yani bir evimize gidiyoruz, akrabamıza gidemiyoruz. Benim halam vefat etti, ben cenazesine gidemedim. Yani düşünebiliyor musun? Bana İstanbul'u versen durmazdım ama gidemedim. Mecburuz, elimiz ayağımız bağlı. Lütfen rica ediyorum, ne olur. Birbirimize saygılı olalım, maskemizi, mesafeyi, sağlığımıza dikkat edelim. Bir önce bu hastalığı kurtaralım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım teşekkür ediyorum güzel röportaj için. Sağ olsun. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Selam. Hayati. Teşekkür ederim Mustafa abi. Dua gel. Hayırlı olsun yeni uygulama. Abi çalışıyor belediyemiz. Haylan beni abi. Ateşin yüksek değil mi? Evet. Hayla gül.
gitmeyelim, ben hazırlarım, muhtaç kalacaksınız. Sen eve git. Hızlı bir şekilde tamamlayarak üyelerimize dönüyoruz. Onlar içerisinde. Memleket. 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 Beraber misiniz? Beraber. Evet. Allah kolaylık versin, Allah aynı işler versin, Allah sizi korusun. Emeğinize değsin inşallah. Ne diyeyim başka? Ben bakayım dedim, haliniz keyfiniz dedi, bir de tedbirlere bakayım dedim. Gördüğüme sevindim. Görüşürüz inşallah. Allah aynı işler versin. Elinden başka bir yolu yok. Tedbir alacağız. Biraz durumumuza bakalım, tedbirlere bakalım, arkadaşlara moral verelim, bize hayırlı işler dileyelim diye geldik. Sağ olun. Kolay gelsin. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Allah kolay versin. Estağfurullah. Hamdolsun, teşekkür ederim. Kolay gelsin yenge, iyi misiniz? Bereket diliyorum, kolaylık diliyorum. Tedbirli olalım, dikkatli olalım. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler hemşerim, nasılsın? Allah'ın sağlık versin. Hoş bulduk. Allah hayırlı işler versin. Dikkatli olalım. Bütün mevzu. Görüşmek üzere. Hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Allah'ın sağlık versin. Allah hamdını artırsın. Memleket mi? Evet. Ayva, ayva. Nasılsınız? Ne anlıyorsun? Hadi Allah bereket versin. Ayağım uzun gelir inşallah. Bütün mağazanı olarak kapatırsın. Allah hepinizi korusun. Biliyorum. Allah kolaylık. Allah yetiştir. Sağ ol. Eksik olma. Allah'ın büyük lütfu. Hamdolsun. Çok lütfu. Vallahi sağ ol. Allah kolaylık. Erken gelmek için sağ olun. Hadi bakalım. Evet, selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Allah bereket versin, hayırlı işler olsun. Sağ olasın, Allah razı olsun. Tedbirlere dikkat edelim, olur mu? Allah hepimizi, hepinizi korusun inşallah. Görüşmek üzere. Allah hayırlı işler versin. Allah hepimizi korusun. Allah geçmiş etsin. Allah sağ versin. Öyle mi? Hepimizi korusun. Çok güzel. Nasıl geçti? Ağrılı sızılı mı? Ağrılı geçti. Yapma. Kaç yaşında? Oğlan kaç yaşında? Ha, ondan mısınız? Evet. İyi tamam. Atta kurt sayılır. Atta çok kurt ama çok ağır şimdi şu an kapatalım ya. Yavaş yavaş gelir. Yavaş yavaş gelir. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Allah hepiniz hepimizi korusun. Ama biz tedbir alacağız. Ondan sonra dua edeceğiz. Tedbir şart. Allah kolaylık versin. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Bilmiyorum. Bakın, yok, beşi de. Bu var, ikisini de biner. Niye öyle biliyor musun? Baktım bir pozitif gitti burada ama beşiği de var. Az da olsa. Ya dolmada buralıyım ya başkanım. Haa, biraz dolma. Askerliğine Nabzon giresi de yaptım. Nerede giresi? Yalın eve. Öyle mi? Yalın eve iyi değil. Çok güzel var. Allah hem işler versin. Bereket versin. Görüşmek üzere inşallah. Kim pazar mı? Var mı yardım? Memleketlerim de. Aa, hoş geldin. Aman dikkat et. Aman dikkat et. Kalabalıklar şu anda doğru eve. Eve selam çok. Görüşmek üzere. Sağ ol. Selamünaleyküm arkadaşlar. Pazarınız bereketli olsun. Hayırlı işler olsun inşallah. Hadi Allah kolaylık versin. Tedbirlere riayet edelim. Değerli komşularım. Selamünaleyküm. Pazarınız bereketli olsun. Pazarınız nasılsın? İyi misin? Allah'a hamdolsun. Teşekkür ederim.
Pazarınız bereketli olsun inşallah. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hadi Allah kolaylık olsun. Tedbirlere uyalım. Olur mu? Bereket diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam başkanım. Allah razı olsun. Hani mısır nereli? Mısır şu anda İzmir. İzmir başkanım. İzmir. Evet. En son mahsul İzmir. İzmir'le mevzuyu kapatacağız. İnşallah. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.